Birkaç başlığı paylaşayım sizinle sonra stüdyoya döneceğim. Biden 4 yaşındaki Amerikan rehine Hamas tarafından serbest bırakıldı. Artık özgür ve İsrail'de dedi. Hamas'ın daha fazla ABD'li rehineyi serbest bırakmasını bekliyoruz. Hedefim çatışmalardaki duraklamayı yarından sonra taşımak. Tüm bu başlıkları e, gaz Türkiye gazetesi yazarı, Cem Küçük stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş Konuşacağız. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Haydar Oruç Ortadoğu uzmanı hoş geldiniz efendim. İsmail Hakkı Pekin İstinye Üniversitesi Gürişon Direktörü hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Önemli başlıklar Biden'ın açıklamalarıyla belki başlamak e, önemli. Cem sana sorarak e, başlayayım. Özellikle merak ettiğim bir şey var. Kadın ve çocuk olması dışında bu rehinelerin, e, çünkü özellikle rehinelerin serbest bırakılması aşamasında bazı gösterişlerden e, uzak tutmak için çeşitli önlemler aldığını e, söylemişti İsrail. Bu rehinelerin rehine olarak serbest bırakılmasını belirleyen unsurlar neler? Kadın ve çocuk olması dışında. Aydın açıklamaları da böyle. Evet yani şimdi zaten e, bu Hamas'ın 7 Ekim saldırıları ve sonrasında İsrail'in katliamları başladıktan sonra... ...bu rehineler konusunda zaten önceliğin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olduğu e, söylenmişti. Zaten ilk birkaç gün galiba 11-12 Ekim tarihlerinde 1- iki kişiyi zaten Hamas bırakmıştı çocuk ve kadını. Sonra da tabii bu anlaşma oldu ve anlaşmalarla beraber e, Hamas'da İsrail hapishanelerinde kalan 150 kişiyi işte bir kısmını aldı, bir kısmını yarın da alacak. Bugün üçüncü gündeydi. E, tamamen çocuk ve kadınlar üzerinden, hastalar üzerinden veya belirli ilaç kullanıma İsrail medyasına bakarsak ilaç kullanan belli kişiler var. Onu üzerinde o ilaçları da, kullananları da e, bırakmışlar. Tabi bu rehinelerin bırakılması önemli. Çünkü sivil kayıpları yani bunların iki tarafı içinde ...herhangi bir dahli yok sivillerin... ...yani çocukların, kadınların, yaşların... ...hiç yok. Ama tabii şimdi İsrail... ...yarın bitecek bu. Yarın akşam. Ee, yarın akşam... ...beşten sonra... E, ...muhtemelen gene bombalamaya, vurmaya... ...devam edecek. Bunlar... ...sevindirici ama işin... E, gelme ...işin bitmemesi... E, ...yani saldırıların bitmemesi... ...çok sıkıntı verici. Galant... ...başladığı gün, Cuma günü... ...iki ay daha vuracağız dedi. Yani bu iş iki ay daha orada işimiz var dedi. En az 2 evet, Yani burada tabii komutanlarımız var, asker uzmanlar Konuşacağız var. Konuşacağız onları da. Yani o karadan mı vuracaklar, havadan mı devam edecekler ama büyük bir soykırım, büyük bir katliam oransız bir şekilde devam ediyor. Siz Amerikan Başkanı'nı hatırlattınız. Amerikan Başkanı da maalesef Hamas bitirilmelidir, oradaki mücadelesi haklıdır diye dün de tweet attı. Dünkü konuşması da, yani Cuma günkü konuşması da yaptığı konuşma da öyleydi. Yani tabii o biz Hamas'ı mücadele ederken maalesef sivil katliam oluyor. Yani hakikaten bir Hamas olsa bir yerde ordu böyle bir mücadele olsa dersiniz ki iki tarafın mücadelesi. Ama öyle bir şey olmuyor. Bu arada işte 14-15 bin kişi öldü. Bunların 5 bini çocuk, yarı kadınlar, 7-8 bini zaten çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor. O yüzden de ben Batı'nın yani Amerika'nın ve Avrupa'nın İsrail'e bu tür vurma konusunda bir yetki verdiğini yani görmezden geldiğini düşünüyorum. Geleceğiz Acımasızca e, bu şey bu şeye maalesef e, devam ediyorlar. Tabii İspanya gibi Pedro Sanchez'den... yani aşkına tanımak aşkına. tanıyoruz. Eğer biz tanıyacağız... Dünyadaki tepkiler bunlar ...ilkinki gibi aynen olumlu anlamda e, devam ediyor. Yani İsrail zaten kendileri de e, bir tane yetkili bir isimleri ordudan e, enformasyon savaşını kaybettik dedi. Yani e, aşağı onu tabi antisemitizme bağlıyor. Dünyada antisemitizm çok fazla yaygındır diye ama bu doğru değil. Yani antisemitik değil insanlar, masum insanlara bir şey olsun diye kimsenin bir derdi yok ama İsrail'in acımasızca bu katliamlarına... tabii ki Hamas'ı bitirmek bahanesiyle e, şeye devam ediyor. E, ama bir sevindirici şey yani burada belki bu İsrail Kamuoyu özellikle Kamuoyu e, bu savaşın artık bitmesini istiyor yani. Hamas'la mücadeleye destek veriyorlar ama e, bu işin artık bitmesi gerektiğini çünkü e, esir takasına Netanyahu, Galant hiçbir yanaşmıyordu ama kamuoyunda öyle bir baskı oluştu ki hı hı. yani bunları mutlaka getirin bu kadar da olmaz gerekirse savaşa ara verin diye bu da Netanyahu üzerinde olumlu bir etki yaptı ve ekibi ka, e, kabinesi o yüzden de bu e, esir takasına yanaştılar belki bu tür baskılar artarsa e, bir hafta, on gün, belki bir ay sonra yine bu e, havadan, karadan vurmayı kesip belki bir ateşkesi evet dönüşüm. derler diye düşünüyorum ama benim düşüncem öyle değil. Ben uh -huh. en az iki ay diyorlar. Belki daha uzun süre o vuracaklar. Karadan girebilirler güneye kadar. Bu arada Hamaslılar var deniyordu. E, Tabi İsraillerin resmi rakamlarına göre her gün o işte 18-20 kişi ölüyordu. Aşağı yukarı 69 kişi ölmüş. İşte 4 gündür bir şey yok. Hani e, bu kadar Hamaslı varsa nerede bunlar? Yani eline, ellerinde ne var? E, onları da bilmiyoruz. Eğer böyle böyle çünkü kuzeyden yavaş yavaş geliyor İsrail'de bir yandan. Güneyde ne olacağını, aşağıda ne olacağını bilmiyoruz. Ama eğer gerçekten denildiği gibi orada 17 bin ile 30 bin arasında Hamas militanı varsa ve bunlar silahlıysa bence İsrail evet. ayar kayıplar verir. Ama yoksa demek ki güle oynaya yani amiyane tabirle İsrail buraya doğru Ev gelecek yemek görünüyor. Şimdi e...